tükettiğimiz her şeyin fiyatı arttı. Bu doğalgaz olur, elektrik olur, ekmek olur, yağ olur, kira olur. Her şeyin fiyatı arttı çünkü ekonomi kötü yönetiliyor ve durmadan zam üstüne zam geliyor her ürüne. Tabii ekonominin kötü yönetilmesi, AKP'nin ithalat politikası, her şey üst üste biniyor. Adaletin olmaması örneğin ülkede. Bunlardan da biri, fiyatların yükselmesindeki sebeplerden biri. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatlardan biliyorsunuz iktidarını yaklaşık 20 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidarını hiçbir şekilde sorumlu tutmadı ve fahiş fiyat denetimlerinin başlattı. Daha önce de biliyorsunuz patates, soğan depolarına baskınlar düzenlenmişti ve o şekilde korunması gereken, depolanarak korunması gereken soğanlar ve patatesler saklanıyormuş gibi bir izlenim uyandırılmıştı. Bir de cezalar kesilmişti çiftçimize. Şimdi de marketler suçlanıyor. Denetimler başladı. Yurt genelinde birçok esnaf için fiyat kontrolleri yapıldı, etiket kontrolleri yapıldı. Geçtiğimiz dönemde de az önce ifade ettiğim gibi soğan ve patates için aynı uygulama gerçekleşmişti. Peki esnaf ve vatandaş bu denetimler için ne düşünüyor? Bakalım ne düşünüyorlar. Raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Bu marketler kimin? Yönetenler suçu başkaları atmaması gerekir. Herkes burada siyasi malzeme çıkarmaya çalışıyor ve burada olan esnafı oluyor. Esnaf zaman bir şey olduğu zaman direkt esnaf. Marketler mi suçlu, Cumhurbaşkanı mı suçlu şu anda bilmiyorum. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu sözlerle fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceklerini söyledi. Fırsatçılara hiçbir alan bırakmayacağız dedi. Hemen ardından zabıta ekipleri harekete geçti. Yurdun dört bir yanında esnaflar gezildi. Fiyat etiket kontrolü yapılmaya başlandı. Ekonomik anlamda can çekişen vatandaşların tepkileri çığ gibi büyüyünce AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatlar için denetim talimatı geldi. Zabıta memurları dükkan dükkan gezip fiyat etiket kontrollerine başladı. Peynirin kilosu 43.95 lira. Hemen yanında zeytin var. 39.95 lira. Biraz daha ilerlediğimizde meyve ve sebze reyonları var. Domatesin kilosu 6.95. Salatalığın ise 5.95. Zam şampiyonlarından biri taze fasulye. Onun da kilosu 12 lira. Meyvenin yanına yaklaşmıyoruz. Diğer gıda malzemelerinden bahsetmiyoruz bile. İşte tüm bunların fiyatlarını denetlemek için zabıtalar harekete geçti. Ama hem vatandaş hem de esnaf bu denetimlerden şikayetçi. Top neden esnafa atıldı diyorlar. Burada büyük marketlerin fiyatlarla büyük bir şekilde oynadığı ortada. Bunu halk da biliyor. Bugün 700 gramlık ürünün efendime söyleyeyim üstüne yazıp 400 gram ve aynı fiyata satılıyor. Herkes burada siyasi malzeme çıkarmaya çalışıyor ve burada olan esnafı oluyor. Bu artışın sebebi esnaf değil. Öncelikle hani firmalar. Hani firmalar doğru düzgün denetlenmiyor. Hani herkes kafasına göre bir zam yapıyor. Normalde eskiye dönüp baktığımızda 6 ayda bir ve hatta senede bir zam oranı gelir. Şimdi adam geliyor haftada bir, 2 haftada bir zam geldi. Esnaf zaman bir şey olduğu zaman direkt esnaf. Bu marketler kimin? Hepsi belli bir görüşün sahipleri. Onlar istedikleri gibi bu işlerle oynuyorlar. Suçlu kendisi. O suçladığı kişiler bunu iktidara getirdiler. Şimdi suçluyor, yalan, kapı arkasında da onlarla anlaşıyor. Bu şekilde engellenmez. Yönetenler suçu başkaları atmaması gerekir. Sorunu kendisi tespit edecek, kendisi çözecek. Başkasına niye arıyoruz? Yönetenler onlar değil mi? İktidar ne yapacak o zaman? Niçin iktidar oldular? Marketler madem bu kadar demiş fiyat artışı yapıyor. Eğer ki öyleyse neden zamanında gerekli tedbirleri almadılar, önlemleri almadılar, cezalandırma yoluna gitmediler? Yani fiyatların artması suçu bizimle alakası yok yani. Tamamıyla büyük entegrelerin suçu yani. Yani sonuçta bu iş büyük firmaların bir araya gelip de karar alması yani. Suçu bize atıyorlar çünkü daha da ufak esnafı bitirebilmek için yani. Amaç bu yani. Çünkü büyükler daha da büyüyecek yani. Ya şu anda bilmiyorum denetliyor diyor ama işte denetlenen yok galiba. Aynen fiyatlar aynen. Hiç değişik değil yani. Marketler mi suçlu, Cumhurbaşkanı mı suçlu şu anda bilmiyorum. Burada suç. Esnafa suç bulmuyorum ben. Marketleri kim açtıysa o 5 tane büyük marketi önce tedbirini alıp sonra sahipte fiyatlar konusunda. Zaten ne olsa her şey garibanın üstüne yüklüyorlar. Ne yapsalar bunlar yaptı zaten. Fiyatlar kendi adamları. Kendi hani yapıyor. Yapsınlar hadi ortadayız biz. Yani düşürsünler ortada. Bunlar böyle yaptıkça her şey daha çok yükselecek. Denetleme bu değil. Gideceksiniz kökünüzden alıp geleceksiniz yukarıya kadar. Yapmıyorlar çünkü. Biliyorlar ki kendilerinde suç var. Ve yapmıyorlar. Yani denetlemezler onları. Evet. Gelip ancak küçük esnafa gelirler.
Zaten sağ olsunlar küçük esnafı da bitiriyorlar yavaş yavaş. Suç tabii ki esnafta değil. Şu anda ekonomik kriz var zaten. Hani biz de esnaf, küçük esnaf olarak da biz de hani kriz yaşıyoruz tabii ki. Esnafta değil tabii ki, yöneticilerde suç diyorum yani. Vatandaş böyle görüyordur mu? Rekabet Kurumu fahiş fiyatlar nedeniyle inceleme yapılan market zincirlere dair bir açıklama yaptı. Bakın ne demiş. Gıda fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle bir süredir zincir marketler denetlenmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın müfettiş görevlendirmesinin yanı sıra ki keşke Ticaret Bakanlığı önce kendisine bir müfettiş görevlendirse, hala Ruhsar Pekcan'la ilgili bir soruşturma da yok. Daha önceki Ticaret Bakanı ile ilgili. Ticaret Bakanlığı'nın müfettiş görevlendirmesinin yanı sıra Rekabet Kurumu da devrede. Rekabet Kurumu zincir marketlere ilişkin bir açıklama yaptı. Zincir marketlerle bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 27 Ekim 2021 tarihinde yapılacak dedi. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmeden önce zincir marketlerin denetleneceğini söylemişti. ...20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz ve fahiş fiyatların sorumlusunu bambaşka yerlerde arıyorsunuz. Gerçekten takdire şayan bir uygulama diyebiliriz. Tüketici yıldan yıla aylara göre artışı hissetti ve gördü. Raporlarda tüketiciyi doğruluyor ama faturalar kadar artmadı tüketicinin kazancı. Üstüne bir de salgın koşulları eklendi. Sonuç tüketici için çok zor bir dönem olarak karşımıza çıktı. Şimdi kış kapıda, gıda ve konutlardaki fahiş fiyat denetimlerle düşer mi tartışması sürüyor. Yani gıda, konut, faturalar hepsi artıyor. Hepsine denetim yapsanız ne olur? Hani Murat Ülker dedi ya, pahalıya aldığı malı daha ucuza satan henüz görülmedi diye. Neden pahalıya alınıyor o mal? Onu bir sorgulamak lazım, onun sorumlusunu bulmak lazım. Bir denetim çağrısı da Tele1'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan geldi. Enerji faturalarındaki zam domino etkisiyle enflasyonu daha da yükseltecektir. Olay yine vatandaşımıza olacak. Parti liderlerinin, kabinenin, vatandaşın, herkesin gündemi fahiş fiyatlar. Yalnızca gıdada değil, konutta, kirada, her kalemde fiyatlar çok yüksek. Enerji faturaları da vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Çünkü zamların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi yeni zamlar da yolda. Elektrikte ve doğalgazda zam tarihi olan 1 Ekim'e sadece birkaç gün kaldı. Enerjiye yapılacak zam bütün sektörlerin maliyetlerini otomatik olarak arttıracağından temel gıda ürünlerinin fiyatlarını da yükseltecektir. Peş peşe geldi zamlar. Bunalttı tüketiciyi. Sırtındaki fatura yükü artık daha da ağırlaştı. Son 3 yılda elektrik ve doğalgaz faturaları ikiye katlandı. Vatandaşlarımız artık faturalarını ödeyemiyor. Her ay yüz binlerce hanenin elektrik ve doğalgazı kesiliyor. Zincir marketlerin denetlenmesi gıdadaki fahiş fiyata çözüm olabilir mi sorusu tartışılırken bir denetim çağrısı da enerji faturalarıyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan geldi. Bu durumda asıl fahiş oranda artan enerji faturaları için denetim yapılması gerekir. Fiyatlar artıyor, fatura katlanıyor. Tüketiciler önümüzdeki kışı düşünmeye başladı. Çünkü soğuk hava etkisini gösteriyor haliyle kombiler de açılmaya başladı. Şimdi tüketici kara kara gelecek doğalgaz faturasını düşünüyor. Kış gelmeden AK Parti iktidarı elektrik şirketleriyle oturup bu fatura işini derhal konuşmalıdır. CHP'li Akın, enerji faturalarının katlanmasına sebep olan diğer bedelleri de sıraladı, çözümünü anlattı. Meclis açılır açılmaz yapacağımız ilk iş, elektrik faturalarında %2 oranında yansıtılan TRT payının kaldırılması ve KDV oranının düşürülmesi yönündeki kanun tekliflerimizin yasalaştırılması olmalıdır. Yoksa kış çok zor geçecek. Bak görüyor musun abla, şuraya bakar mısın abi? 2 milyar 326 milyon. Sadece bu ay ha. Geçen ayda aynı 2000'e yakın fatura ödedim ben. 2000'e sadece elektrik faturası.